Arkadaşlar hepinize selamlar. Şu anda Savaş Öğren'le beraber Fort Trion Parkı'ndayız. Bu park, hocam nedir bu parkın hikayesi? Çiçekleri falan çek de şöyle. Bu park şey park neydi o? Çay parkı. Burada bedava çay, kek, kurabiye veriliyor. Neresiydi lan orası? Millet burası bahçesi. Mıydı? Millet bahçesi. Aynen. Unuttum ismini, yaşa. Millet bahçesi. Zengin olduğumuz için biz çay değil protein tozu veriyoruz burada insanlara. Öyle yani. Burası arkadaşlar, burası Manhattan'ın en çiğ uç noktası kuzeye doğru. Daha doğrusu evet kuzeye doğru West Side'da. Upper West Side burası. Burası benim mahallem. Ben hatta burada videolarım var benim. Şöyle göstereyim nerede olduğunu. Çektiğim. Yani Manhattan şu Central Park. Şurası Midtown, burası Downtown. Biz şu an buradayız. Evet. Yok biz orada değiliz. Dur bakayım. Evet. Ters gözüküyor şu an. Ha, ters gözüküyor. Tamam. Tamam. Şurası kafam. Bronx. Tamam. Şurası Harlem. Tamam. Buradayız biz doğru. Ben bu tarafa bakıyorum. Ters gözüküyor. Tamam. Burası çok büyük bir park. Burası Manhattan'ın Burası Manhattan'ın en güzel parkı. Hatta Amerika'daki en güzel parklardan biridir diyebilirim. Bir izin verelim geçsin ya efendim. Burası Central Park kadar büyük bir yer. Burası müze var aşağıda. Müzesi ünlü. Buraya müzeye de gidiyorlar. Diğer taraftan buranın bahçesi ünlü. Bak geçtik orada çiçekleri filan çok. Tam şu anda mevsimi çiçeklerin açtığı zaman. Buranın enteresan bir hikayesi var. Bu park Rockefeller'a ait. Rockefeller'ı duymuşsunuzdur. Dünyanın en zengin ailelerinden biri. Rockefeller ailesi. Yani bu park adamın kendi mülkiyetiydi. Mülkiyetini New York eyaletine bağışladı. Burası park olarak kullanılıyor. Hibe etti. Hibe etti yani. Adam buranın korka sahibiydi yani. Yani burası dedi bu böyle gidiyor yani. Buradan yarım saat yürürsün yani aşağı. Bakın işte lokal biriyle yani burada yaşayan biriyle gezmenin avantajı mesela. New York herkese gelen Central Park gezer. Burası Central Park'tan daha güzel. Central Park'ta bu kadar böyle çiçek böcek şeyler yok. Bak şimdi aşağıda manzara görüyorsun. Süper manzaramız var. Kokusu bu kadar iyi değil. Aynen. Burası pek bilinmiyor. İyi ki de bilinmiyor. Buraya o yüzden turistler falan gelmiyor. Açıkçası burada bir turist falan da fazla istemedi bize. Bize kalsın burası diye. Çünkü buranın etrafında turistik bir yer yok. Dolayısıyla... Burada oturuyorsunuz. Tabii ben burada. Hemen aşağıda oturuyorum. Oturuyorsun dedin geldin ya zaten evine. Hocam bilsinler diye. Bilsin canım. Eşya taşıttım bu arada Oğuzhan geldi. Evet. O kadar kas yaptım 5 yıldır. Şunları bir kullan. Evet burası benim mahalle. Aşağı yukarı 15 yıldır burada oturuyorum ben. Burada çok mutluyum. Çünkü dediğim gibi burası Manhattan'dan şeyinde kalıyor, kuzeyinde. Turistik yer değil. Gördüğün zaten mahalle aile yeri burası. Yani öyle gürültü patırtı yok. Şimdi benim bütün işlerim genelde aşağıda bir tanda, downtown'da olduğu için yoğun yerlerde eve geldiğin zaman böyle mahallende insan huzur bulmak istiyor. Evet. Kafayı dinlemek istiyor. Şimdi evden çıktığın zaman da aile ortamını görmek istiyorsun filan. Bak şu şeyleri filan çek. Çiçeklerin güzelliğine falan bak. O zaman hocam New York'ta yaşanmaz falan diyoruz ya. Aslında New York'ta değil de Manhattan'ın göbeğinde yaşanmaz. Yani buralarda... Manhattan'ın göbeğinde yaşarsan şöyle yani dışarı çıktığın zaman bir anda hengamenin içine çıkıyorsun. Yani. Ama burada dışarı çıktığın zaman huzur. Yani aile ortamı değil mi? Ama öyle yaşantıyı da tercih ediyor olabilirsin. Gençsindir mesela. Dersin ki ben evden çıkayım hemen alemin içinde olayım falan. Onu da tercih edebiliriz. Tabii biz yaştan dolayı biraz daha böyle sakin filan tercih ediyoruz. Gerçi 15 sene önce de böyle. Hocam sizin burada şimdi eviniz var. Tabii. Burada ev almak isteyen eğer insanlar olursa ne kadar burada ev fiyatları? Ev fiyatları bir oda bir salon şu andaki fiyatları 420 bin doların üzerinde. Bir oda bir salon 420 bin doların üzerinde. O evi aldığınız zaman da aşağı yukarı 700 dolara yakında binasına göre değişmekle birlikte aylık 700 dolarda aidatı var o şeyin. Tax'le beraber. Tax'le birlikte, ödediğin ev tax'le birlikte aidatı var. Aidata da genelde sıcak su dahildir. İşte apartman giderleri filan. Yani ev alıyorsun kiradan kurtulmak için ama 700 dolar ödemen olacak. 700 dolar her türlü ödeyeceksin.
Yani bu Amerika'nın her yerinde geçerli. Başka yerde de evin olsa ters edilecek. Bak bu bir kısmı buradan aşağı gidiyor Broadway Caddesi'nin. Bizim bir cadde tarafa. Şuradan manzarayı gösteriyorlar size. Peki kaça kiraya verirler mesela 400 bin dolara? 400 bin dolarlık bir evi aşağı yukarı 2200'e falan verirler. Çünkü şuradan pay biçiyorum. Türkiye'de mesela İstanbul'da da 1+1 evler güzel yerlerde 400 milyar hakikaten güzel yerlerde. 400 bin dolar 425 bin dolardan mı çıkıyor? Yok ben TL'den alsam. 425 bin TL'ye Türkiye'de bir ev alsam 1+1 kiraya vereceğim para maksimum 1500 olur, o da maksimum. Yani 2000'e çıkmaz 400'lük bir ev. Burada mesela kira getirdi. Ben şeyden liradan da fazla anlamıyorum. Dolara çevir anlat bana. 50 bin dolar, 50 bin dolar mesela. 50 bin dolarlık bir evi kaç para kira alıyorsun? 300 daha kira alabiliyorsun. Birim olarak bakalım hocam ya. Birim dolar... olarak bakarsak sizinki 400 birim, 2000 alıyorsunuz. Bizimki de 400 birim ama biz 2000 alamayız o evde. Yok mantıksız. Ya şimdi Türkiye'de işler çok enteresan bak. Bu dolar yükseldi. Benim bir arkadaşım bir ev aldı Pendik'ten. Hatta takipçilerim bilir. Çoko Prens Alettin benim çocukluk arkadaşım. Alettin Türkiye'de yaşamıyor. Çin'de iş adamı kendisi. Durumu da iyi. Allah daha çok versin. Daire aldı 300 bin dolara. Yani 300 bin dolar para bozdurdu. Pendik'te çok güzel böyle bir penthouse aldı. Duplex falan. O zaman tabii dolar 1800 lira mıydı? 1.8 miydi öyle bir şeydi. Şimdi dolar oldu 6 lira. Şimdi evi 200 bin dolara satamıyor. Satmak istiyor. Satmak istiyor, 200 bin dolara evi satamıyor. Ev alırken 300 bin dolar verdi. Yani herif kafadan 100 bin doları yok oldu herif. Yani mal alıp zarar etmek bu olsa gerek. Aynen yani normalde ev alırsın ev değerlenir. Şimdi adam 300 bin dolara, o zaman o evi aldığı zaman burada bir oda bir salon alırdı. Şimdi evin fiyatı burada olacaktı 450 bin dolar. Yani 150 bin dolar kar yapacaktı. 100 bin dolar zarar etti. 100 bin dolar zarar etti. Yani şimdi bu dolar olayı Türkiye'de sabit olmadığı için yatırım şey, geçen de birileriyle tanıştım. Türkiye'de daire satıyorlar. O işi yapıyorlar İstanbul'da çeşitli sitelerden filan. Dedim yani şey yapsak, down payment'ını ödesek şeyin evin, ne o Türkçesi, peşinatını ödesek, hani mortgage yapsak, atıyorum %20'sini ödesek evin kirası şey eder mi dedim. Kendi kendine. Kendi mortgage'ını mümkün değil dedi. Ödemez doğru. Burada ne diyor? Burada şimdi sen %20 down payment yap aşağı yukarı mortgage öder yani. 200 bin dolara bastığında mesela ev, aslında değil de Providence'da diyeyim. 200 bin dolara ev buldum. 20 bin dolar, %10'u 40 bin dolar verdiğin zaman 160 bin dolar. 160 bin dolar üzerinden mortgage yapıyorsun. Ve evin kiraya verdiğin zaman kira, mortgage'ı ve tax'i de ödüyor. İkisi birden kapatıyor evi kiraya verirsen. Çünkü senin 200 bin dolara aldığın bir evi 2000 dolara kadar kiraya verebiliyorsun şeyde. Providence'da. Yani 200 bin dolar ben 2000 dolar kira veriyorum. Daha iyi o zaman. Çünkü 200 bin dolarlık evin içinde 3 tane 4 tane oda oluyor. Oda her odayı 500 dolara kiralıyorsun. Oda kiralıyorsun. Aileye verirsen. Aa, o şekil. Ben adı şeyden var. Tabii burada da o şekil yaparsan olur. Tabii. Burada mesela adamın 3 oda evi var. Biraz daha downtown'da mesela öğrencilere filan veriyor. Odayı kiralıyor. Bak odanın haftalık kirası 350-400 dolar. Tabii. Tek bir odanın haftalık kirası. Aileye verse kazanamaz öyle. Aileye verse kazanamaz. Yok ben... Bak manzaramıza bak gel. Bak karşısı New Jersey. Şurası New Jersey. Karşısı New Jersey. Orası ne? Orası... bilmiyorum. Hemen o arkada yol var gözükmüyor. Palisades yol var. Ben bazen mola gidiyorum orada şimdi. Şehrin merkezine. Ya burası nasıl bir yer biliyor musun? Bak aşağıda highway var. Sesleri geliyor arabaların. Ya burayı İstanbul Boğazı düşün. Aynen İstanbul Boğazı gibi bir yer burası. Boğaz. Arada İstanbul Boğazı yok mu? Al işte sana İstanbul Boğazı. Hudson River bu şeyin ismi, evet. Nehirin ismi. Karşı taraf işte Avrupa yakası, bu taraf Anadolu yakası. İstanbul'dan tek farkı bak, göster çek şöyle, görüyor musunuz? Buraya öyle kaçak, yapılaşma, malkulaşma yok. İstanbul Boğazı'ndan tek farkı, burada yapılaşma yok. Keşkeş yok, ağaçlar, şeyler duruyor. Bak o karşısı da park. Yani buraya hiçbir Allah'ın kulu gelip öyle adamım şey... var, bina yapayım, yanında şehrime satayım, etrafımdakilere belediye başkanı yok öyle bir şey yapamazsın yani. Burada mesela atıyorum New York getir. Burada mesela ben New York mayor'ı tanıyorum. Efendim şuraları bana imara aç. Ben buraya iki katlı bina dikeyim. Bir katını sana vereyim, bir katı benim olsun olayı. Amerika'da yemez. Ha bu şey değil yani.
burada da olsa olurdu. Herkes para kazanmak ister. Yani şuraya kim şimdi bina dikmek istemez? Buraya bina diksen dairenin bir tanesini 6-7 milyon dolar satarsın. Tabii. Bir tane 1+1 daire. Baya işte yapamazsın. Ne yapsan millet ayaklanır burada. Çünkü adam işçiliğini koruyor. Aynen. Bak şimdi burada çoluk çocuk gel gel buraya nefes al, koşu yap, bilmem ne yap. Baksana tertemiz oksijen. Şuraya bak, şu güzelliğe bak. Nerede bulacaksın yani böyle bir şey? Türkiye'de de böyleydi. Yani o mesela İstanbul'da o Beykoz, oralar çok güzeldi. Tabii. Oraları bir sürü, yani 90'lardan bahsediyorum ben. Orada da aynen böyleydi. Aynen bu karşısı gibiydi Beykoz. Beykoz. Aynen. Tabii aynen böyleydi. Sonra verdiler orayı müteahhite. Yani düşünsene şimdi. Ben ona kızıyorum. Şimdi Beykoz böyle bir yerdi. Şu ortasını oydular mesela. Oraya bilmem ne sitesi yapıldı. Aynen. Şurayı oydular bilmem ne sitesi yapıldı. Orayı oydular bilmem ne sitesi yapıldı. Yeşillik kalmadı. Bir tane fotoğraf var. Göstereyim. Yani gel şu arkadan bir manzara göstereyim. Bakın hocam, siz de bakın. Burası Trabzon Uzungöl. Görüyor musunuz? Al. Bak. Süper bir fotoğraf. Normalde böyleydi Trabzon Uzungöl. Ama herkes geldi bina yaptı, bina yaptı. Ne oldu? Şimdi Uzungöl'ün ne özelliği kaldı? Şey. Bu aynen şeye benziyor şu anda. Antalya'da bir tatil köyünün havuzuna benziyor. Öyle yani. Yani. İstanbul'da bir fotoğrafları var ya. Yani ben bir de İstanbul'da sevmediğim şey yok. Yani yeşillik kalmadı İstanbul'da. İstanbul'da şöyle, yani insan şimdi şehirden sıkılıyor. Tabii. Diyor ki yani bir yere gideyim şöyle bir temiz oksijen alayım filan diyor. İstanbul'da nerede var öyle bir? Bu Belgrad ormanları kaldı biraz. Aynen. Şimdi ben Pendik'teyim. Pendik'ten nereye gideceğim Belgrad ormanı? Bu burada Manhattan. Düşün yani dünyanın merkezi Manhattan. Paranın merkezidir yani Manhattan. Kocaman binaların iş merkezinde olduğu yer. Ona rağmen herkesin yürüme mesafesinde gidip nefes alacağı bir park burada var. Central Park'ı bırak, bir sürü park var. Aynen, 15 tane park var ve o Central Park mesela Türkiye'de Taksim Meydanı'nın göbeğinde olsa kesinlikle Central Park bir de çok iyi. Bak Central Park'ın bir ucu 59. caddeden başlıyor, 116'ya kadar gidiyor. Yani Central bir ucundan Park'ın bir ucu 4-5 kilometre. Ve yürümesi 1 saat. Biz yürüdük bir kere. Bakın. Burası New York'un Manhattan. Şuradan, yani şuradan girip şuraya kadar yürümeniz 1 saat. Ya buradaki yaşantı, evet dediğim gibi New York'ta da yani eğer böyle yerlerde yaşıyorsanız bu da güzel fark ettim. Çünkü ben artık Amerika'ya çok çıktıktan sonra bunu fark ettim. Avrupa'ya gidiyorsun, 5 ay geziyorsun, dönüyorsun, Avrupa'yı özlemiyorsun ama Amerika özleniyor. Amerika'nın bu sakinliği, bu huzuru, bu yeşilliği en çok özlenen şey. Amerika'da yeşillik çok var. Yeşillik çok var. Mesela ben buradan arabaya atlayayım, benim karşıya geçmem 10 dakikada arabayla. Tamamen başka bir şey değil. Tabii. Bak burası böyle yani. Şey gibi burası. Burada trafik falan da herhalde. Yok, trafik yok. Bazı araçlarda Brozio'yu doluyor ama yok yani. Bak, sınıza kaçıyor. Bol protein. Bu bir de Rothschild ailesi var. Bu iki tane aile dünyanın en zengin ailesi. Yani bana göre dünyanın parasal olarak sahipleri bunlar. Hatta bunların olayı şu, bunlar dünyada bankacılığı ilk başlatan aile. Hmm. Bankacılığı başlatan aile bunlar. Rothschild başlattı, ondan sonra Rockefeller geldi. Bankacı bunlar. Hatta Osmanlı'da 1800'lerde falan çok ciddi miktarda borç aldı bunlardan. Yani bunlar gidiyor mesela, sen savaşa giriyorsun ülkeye. Osmanlı savaşta atıyorum, Fransa'da savaşıyor. Para lazım, tak kredi veriyor. Hmm. Yüksek faiz. Yani aslında şu anda Türkiye'de de borç alıyor ya dışarıdan, evet. Döndü sağlamak için falan. Evet. Aynısını Osmanlı'da yapıyordu. Ekonomi kötü, paran yok, dışarıdan borç alırsın. İşte parayı veren bu aileler. Şimdi Türkiye'de dışarıdan borç filan gidiyor oluyor milyonlarca dolar. Nereden alıyor zannediyorsun? İşte bu tip aileler de alıyor. Mesela bu Rockefeller Chase'in sahibi. Chase mesela Amerika'daki en büyük banka. Bu arkası George Washington köprüsü. New Jersey ile Manhattan'ı bağlıyor. Hı hı. İki katlı o köprü, biliyorum. Biliyor musunuz? Altın, İki katlı, geçiyor, tabii. Altından da geçiyor, üstünden de geçiyor. Fiyatını sorarlar şimdi. Fiyatı oranın 8 dolar. Easy Pass var bende geçersen. 8 dolar. Cash verirsen 10 dolar filan. O da 4 dolarda çok yükselttiler son birkaç senede. Şey dalgasına bize soktular fazla. İkiz kuleler yıkıldı ya, onu tamir ettiriyoruz, para lazım bilmem ne falan. Hikaye çünkü o binaların zaten kendi insuransı vardı yani.
Başına şey yapıyor. Aşağıda highway var. Bu böyle hayatın etrafından devam ediyor. Yer. Rockefeller burayı Amerikan hükümetine, daha doğrusu New York State'e bağışlamış. Güzel dünyanın, Amerika'nın aslında New York'un Central Park'tan daha güzel olan bir parkında yaşıyorum. Manzarası da Central Park'tan daha güzel. Aynen. Ve Park'ta manzara yok. Katlı falan yani. Aynen. Buradan hocam aktaracaklarımız bu kadar herhalde. Bu kadar yani, şey yaparsanız gelirseniz bu tarafa, gelmeyin bu tarafa. Kalabalık etmiyor. Turistler gelmesin. Sadece lokal. Burası Fort Trump Park'ı, yazarsınız zaten şeyde. Şey, New Yorkers Only diyelim o zaman. Aynen, gelin canım, park herkese açık. Sıkıntı yok yani. Keyif alırsın. Evet arkadaşlar, görüşürüz o zaman. Yorumlarınızı bekliyoruz videoya. Herkese bol şans. Herkese bol şans. Hoşçakalın. Hey hey hey, yeni kameramanınız benim. beğenmeyi, paylaşmayı ve kameramanlığım hakkında yorum yapmayı unutmayın.